18 Nisan 1955'te Albert Einstein iç kanama geçirmişti. Doktorlar ameliyatın gerektiğini savunsalar da Albert Einstein ameliyatı şu sözlerle reddetti. "İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım. Şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum." Ve 76 yaşında Princeton Hastanesi'nde gece saat 01:55'te yaşamını yitirdi. İşte bu ölümün ilginç bir tarafı daha var. O da profesörün beyninin çalınması. Einstein'ın ölüm nedeninin belirlenmesi istendi. Otopsisi sırasında Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Scholz Harvey o gece nöbetteydi ve Albert Einstein'ın beynini kafasından çıkardıktan sonra "bu dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir" demiştir. Harvey bedeni yakılması için hazırladı. Beyni ise kendi sefertasına koydu ve evine götürdü. Albert Einstein'ın beyni çalınmıştı. Beyni çalınan Einstein'ın ailesi şoktaydı. Hükümet yetkilileri ailesi beynin iade edilmesini istiyordu. Ancak Harvey direndi. İşinden oldu. Harvey beyni bilimsel araştırmalarda kullanacağına yemin etti ve Einstein'ın ailesi sonunda bu isteğinden vazgeçti. Daha sonra Einstein'ın kalıntıları ailesi tarafından yaktırıldı ve külleri bilinmeyen bir yere serpildi. Harvey 1985 yılında beynin bir kısmını bir uzmana gönderdi. Uzmanın incelemesi ve açıklamaları sansasyona neden oldu. Çalışmalar, Einstein'ın beyninde bulunan ve beyin nöronlarını besleyen gliyal hücrelere odaklanmıştı. Einstein'ın beyninde normal bir insana nazaran daha fazla gliyal hücre, yani merkezi sinir sistemi içinde nöronların yanında yer alan fakat nöronlar gibi herhangi bir uyarı ya da iletme işlevi olmayan hücreler bulunuyordu. Einstein'ın beyni ölümünden 53 yıl sonunda çalındı, Princeton Hastanesi'ne getirildi ve Harvey bundan 3 yıl sonra ise hayatını kaybetti.